sınıflar, bu dersimizde işlem önceliği ile ilgili soru çözümleri yapacağız. Peki işlem önceliğini biz nasıl uyguluyorduk? Onu biraz hatırlayalım. Şimdi işlem önceliğinde öncelikli işlem eğer varsa üslü ifadelerdi. Daha sonra parantez içlerini yapıyorduk. Daha sonra çarpma ve bölme işlemleri ve en sonda toplama ve çıkarma işlemlerini soldan sağa doğru sırasıyla yapıyorduk. Şimdi hemen söylediklerimizi ilk örneğimizden başlayarak sorularımıza uygulayalım. İlk örneğimizde 50 artı 24 bölü 6 eksi 4 var. Şimdi burada üslü ifade yok. Öncelikle üslü ifadeye bakacaktık. Parantez de yok. Dolayısıyla sıradaki işlemlerimiz hangisi? Çarpma ve bölme işlemi. O zaman öncelikliyi neye vereceğiz? Buradaki bölme işlemine vereceğiz. O zaman 24 bölü 6 4'tür değil mi? İşaretimiz şurada artı. O zaman burada artı 4 var. 50 artı 4 eksi 4. Artı 4 eksi 4 daha zaten 0 eder. Geriye ne kaldı? Geriye de 50 kalmış oldu. Şimdi buraya baktım. Burada üslü ifadem var. O zaman öncelikle üslü ifadelerimi bir yazayım neymiş. Şimdi burada ne var? 2 üssü 4. 2 üssü 4 neydi? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 idi. Yani 16 idi. Peki 2 üssü 3 neydi? 2 çarpı 2 çarpı 2 idi. Yani 8'di. O zaman öncelikle bunları yazalım. 2 artı 16 bölü 8 artı burada ne var? Burada da bir çarpma işlemimiz var. O da öncelikle. Dolayısıyla 2 çarpı 2 var. Onu da şimdilik bu şekilde yazalım. Şimdi sıradaki işlemlerimiz çarpma ve bölmeler. Soldan sola doğru çarpma ve bölmeleri yapalım. Zaten burada 2'miz var. Artı 16 bölü 8 2 artı 2 çarpı 2 4. Artık soldan sağa doğru toplama işlemi yapabilirim. 2, 2 daha 4, 4 daha sonucum 8 olmuş oldu. Diğer örneğimde bir parantez var. Artık bu diğer örneğimde üstü ifade yok. O zaman sırada ne var? Parantez var. O zaman öncelikle parantez için halledeceğim. Şimdi parantez için de öncelikli işlemim ne? Bölme işlemi değil mi? Toplamadan önce bölme geliyor. Dolayısıyla öncelikle ben şurasını halletmeliyim. 18'i 6'ya bölersem burası 3. Yani 10 artı 3'ten burası 13 olmuş oldu. Peki burada ne vardı? 4 çarpı 13 eksi 3 çarpı 4 vardı. 4 çarpı 13 nedir? 52. 3 çarpı 4 12. Öncelikli olduğu için çarpma işlemlerini yaptım. En sona çıkarma işlemim kaldı. 52'den 12 çıktı. 40 kaldı. Demek ki cevabımız 40'mış. Evet, burada yine üslü ifademiz yok. Hemen o zaman neye bakacağım? Paranteze bakacağım. Parantezin içinde bir çıkarma işlemimiz var. 28 eksi 3 diyor. 25. Devam ediyorum. Bölü 5 artı 78 çarpı 0 var. Şimdi çarpma ve bölme işlemleri toplamadan öncelikle değil mi? O zaman bunları yapacağım. Bu şekilde işaretleyelim. 25 bölü 5 5 artı 78 çarpı 0. 0. Dolayısıyla 5 0 daha cevabım 5 olmuş oldu. Bu sorumda yine bir üslü ifadem var. O zaman bunları aynen yazayım. 45 bölü 5 artı 3 çarpı. Burası ne? 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 8. O zaman 3 çarpı 8 yazacağım. 45 bölü 5 9 artı 3 kere 8 24. En son işlemim artık toplama kaldı. 9, 24 daha kaç olur? 33 olmuş olur. Peki son işlemimde aslında hepsi var. Üslü ifade var. Parantez var. Çarpma var. Bölme var. Toplama var bir de. Ve sadece çıkarma yok. O zaman ne yapacağım? Öncelikli olarak yine üslü ifadeye bakacağım. Şimdi burada üslü ifadem ne? 10 üssü 2 yani 100. O zaman şunları şimdilik aynen yazalım. Şöyle bölü 100 çarpı 2 artı 6 bölü 3. Şimdi neye bakacağım? Şimdi parantez içine bakacağım. Yani 180 artı 20'ye. 180 artı 20 200 bölü 100 çarpı 2 artı 6 bölü 3. Şimdi burada hem bölme hem çarpma işlemi var. Bunu nasıl yapıyorum? Bunu soldan sağa doğru sırasıyla yapıyorum. Yani 200 önce 100'e böleceğim. 200 bölü 100. 2, 2 çarpı 2 diyeceğim. 2 çarpı 2 de 4'tür. Artı burada ne var? 6 bölü 3 var. Bu da öncelikliydi. 6 bölü 3 de 2'dir. 4, 2 daha nedir? Sonuç 6'dır diyebilirim.
İşlem önceliğini nasıl uygulayacağımızı anladık. O zaman ne yapalım? Biraz da problem çözümlerine bakalım. Hemen ilk sorumu okuyorum. Bir sepetteki 85 adet yumurtanın 15'i kırılmıştır. Geriye kalan yumurtaları 7 kişi aralarında paylaşacağına göre kişi başı kaç yumurta düşer diyor. Şimdi 85 adet yumurtam varmış. 15'i kırılmış. O zaman ne yapıyorum hemen? 85-15 yaptım. Sonra ne olacakmış? Geriye kalan yumurtaları da 7 kişi aralarında paylaşacağına göre. 7 kişi aralarında paylaşmak nedir? Bölme işlemidir, değil mi? O zaman 7'ye böleceğim. Dolayısıyla işlem önceliğine göre bakalım. Şimdi öncelikle parantez içini yapmam gerekiyor, değil mi? 85'ten 15 çıktı. 70 kaldı. 70 yumurtayı 7 kişi aralarında paylaşacağına göre 70 bölü 7'den kişi başı 10 yumurta düşmüş olur. Diğer sorum şöyle. Ela manavdan elma ve armut almış ve manava toplam 91 TL ödemiştir. Kilosu 17 TL'den 3 kilogram alan Ela toplam 5 kilogramlık meyve satın aldığına göre armudun 1 kilogram fiyatı kaçtır? Şimdi soruyu güzelce anlayalım. Öncelikle 5 kilogramlık meyve almış ve 3 kilogramı elma. Yani 3 kilogramı elmaysa 2 kilogramı da armuttur, değil mi? Toplam 5 aldığına göre. Şimdi toplamda 91 TL ödemiş. O zaman elmalara ne kadar vermiş toplam? Öncelikle ona bakalım. Ne yaparım? 17 ile 3'ü çarparım, değil mi? Peki 17 çarpı 3 yaparım. 17 çarpı 3, 3 kere 7 21. 3 kere 1, 3, 4, 5. Yani 51 TL ne yapmış? Elmalara vermiş. Peki toplamda 91 TL ödemişti. O zaman 91 TL'den ne yapıyorum? 51 TL'yi çıkarıyorum. Kaç kaldı? 40 TL. Bu 40 TL ne? 2 kilogram armudun fiyatı. Dolayısıyla ben ne yapacağım? 40 TL'yi de 2'ye bölersem eğer armudun kilogram fiyatının 20 TL olduğunu bu şekilde bulmuş olacağım. Bu sayfamızdaki ilk sorumuz şöyle. Bir sepette 15 adet kırmızı boncuk ve 18 adet mavi boncuk vardır. Kırmızı boncukların tanesi 12 TL ve mavi boncukların tanesi 10 TL ise sepetin tamamını satın alan kişi toplam kaç TL öder? Şimdi ne yapacağım? 15 adet kırmızı boncuk varmış ve tanesi 12 TL'ymiş. Dolayısıyla ne yapacağım? 15 çarpı 12 yapacağım. Peki 18 adet mavi boncuk varmış ve tanesi kaçmış? 10 TL'ymiş. Peki bunları sonra çarpıp bu şekilde toplarsam eğer sepetin tamamını satın alan kişinin toplam kaç TL ödeyeceğini bulacağım. Şimdi hemen ne yapalım? Bu işlemleri bir yapalım. 15 ile 12'yi çarpıyoruz. 15 ile 12'yi şurada çarpalım. 2 kere 5 10, 2 kere 1 2 3 15 ne olmuş oldu? 180 kırmızı boncuklar çıktı. Peki 18 ile 10'u çarparsam eğer ne olur? Hemen sıfırı yanına eklerim. Bu da 180 olur. Dolayısıyla 180 artı 180 ne olmuş oldu? 360 TL ödemiş oldu. Diğer sorum şöyle. Bir çiftlikte 25 tavuk ve 17 inek vardır. Buna göre çiftlikteki hayvanların ayak sayısı kaçtır diyor. Şimdi tavukların şöyle tavuk diyelim. Ve inek diyelim. Tavuklar 25 taneymiş. Ve ayak sayıları kaçtır tavukların? 2'dir, değil mi? İkişer ayakları vardır. Peki ineklere bakalım. İnekler 17 taneymiş. Ve 4'er ayakları vardır. Dolayısıyla buradaki işlemleri toplarsak ne yapacağız? Toplam ayak sayısını bulacağız. İşlem önceliğine göre yapacağız. Öncelikle çarpma işlemleri. 25 çarpı 2, 50. Peki 17 çarpı 4, 4 kere 7 28, elde 2 var, 68, 50, 68 daha ne olmuş oldu? 118 ayak olmuş oldu. Bu sayfamızda bizi yine 2 adet soru bekliyor. İlkine hemen bakalım. Bir etüt merkezindeki öğrenciler 12'şerli gruplar halinde 8 sınıfa ve 10'arlı gruplar halinde 6 sınıfa yerleştirilmek isteniyor. Yerleştirme yapılacakken 16 öğrencinin ayrılmış olduğu belirleniyor. Buna göre son durumdaki öğrenci sayısı kaçtır diyor. Şimdi problemi güzelce anlayalım. 12'şerli gruplar halinde 8 sınıfa diyor. Dolayısıyla bunlar kaç kişi olacağı nasıl bulunur? 12 çarpı
8 olarak bulunur, değil mi? Şimdi bu ilk grup. İkinci grup onarlı gruplar halinde 6 sınıfa yerleştirilecek. Yani 10 çarpı 6 olmaz mı? Bunların toplamı buradaki öğrenci sayılarının toplamını verir. Yalnız yerleştirme yapılacakken 16 öğrenci de ayrılmış. O zaman buradaki toplamdan da 16'yı çıkaracağız. İşlemimiz bu şekilde olacak. Şimdi işlem önceliğine göre yapmaya çalışalım. 12 çarpı 8 ne olur burası? 96. Artı diyorum 10 çarpı 6 burası 60 oldu. Ve eksi 16. Şimdi işlemleri sırasıyla yapıyorum. 96, 60 daha 156. Eksi 16. Geriye kaç kalmış oldu? 140 öğrenci kalmış oldu. Son sorumuza geldik. Sevim 2700 TL'lik bulaşık makinesi ödemesinde önce bir miktar peşin para vermiş ve kalanını 9 taksitle ayda 250 TL ödeyecek şekilde planlamıştır. Buna göre Sevim'in verdiği peşin para kaç TL'dir diyor. Şimdi hemen yine problemi analiz ediyoruz. Şimdi öncelikle bir peşin para vermiş. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Artı 9 taksitle 250 TL ödeyecekmiş. Yani 9 çarpı 250 olmaz mı? 9 ayda ödeyeceği için. Peki bu neye eşitmiş? Bu 2700 TL'ye eşitmiş. Ben o zaman buradaki peşini ne kadar verdiğini bulmak için ne yaparım? Öncelikle 9 çarpı 250'yi hesaplarım. Hemen hesaplayalım. 9 çarpı 250. 0, 9 kere 5, 45, 2 kere 9, 18, 2250 artı peşin neymiş? 2700 olacakmış. O zaman eğer 2700'den 2250'yi çıkarırsam ne yaparım? Peşini bulmuş olurum. O zaman 2250'yi bu şekilde çıkardım. Ne kalır? 5. Burada 6 kalmıştı. 6'dan 2 çıktı. 4 kaldı. Demek ki verdiği peşin para neymiş? 450 TL'ymiş diyebiliriz. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.